Herkese günaydın arkadaşlar. Saat 7.43. GoPro'yu şarja takacağım. Mars'ın deposundayım şu an. Gece bu arabalar hepsi geldi, dorseleri kesti buraya. Gittiler. İnşallah bugün erken boşaltırlar arabayı. Bugün şey yapacağım. Arabayı fırçalayacağım. Detaylı temizleme sıvım var benim. Şu arabanın alt tarafı var ya kapının. Oraları denedim var ya, pırıl pırıl oldu Kur'an çarpsın. Her yerine böyle uygulayacağım. Benim fırçam var, özel 5 tane aldım. İnce uzun. Böyle fırçalıyorum. O suya bandırıyorum, fırçalıyorum var. Gıcır gıcır yapıyor. Seviyorum bir de temizliği yani. Evet arkadaşlar, şimdi ben Mars depodan ayrılıyorum. Dorsemi daha boşaltmadım, orada kalacak, kestim. Bir Egemen Antrepo'ya gideceğim, depoya. Çatalca'da orası, yakın. 15 km uzandı. Onu orada bir boşaltılması beklenen bir dorse var. Onu boşaltıp ondan sonra tekrar buraya geri döneceğim. Şu an Egemen Antrepo'ya, depoya doğru gidiyorum. Biraz yolları görün istedim. Güzel yani. Çatalca tarafı, Arnavutköy tarafları böyle. Arsa falan alınabilir buralardan. Bir araştırın bakın. İleriye dönük yatırım. En güzel yatırım altın değil benim gözümde. Yıllar, 10 yıllık geçmişe baktım. Altın, dolar, euro hiç adam gibi kazandırmamış. Yani borsaya Bitcoin, arsa, gayrimenkul her zaman müthiş kazandırmış. Değil mi? Kesinlikle not yazın yani. Buralar da şahane ya. Devam. Ne fark ettim? Uçuş okulu var burada. Jetler var. Uçuş okulu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Mükemmel. Vallahi bayıldım. Çok güzel. iJet. İsmi iJet. Araştırın. Merak olanlar. Kesinlikle ben de araştıracağım. Ama bak. Kendisi öyle. Galiba şu uçacak. Ben de araştıracağım. Ne kadarsa öğreneceğim. Seviyorum uçakları. Uçmayı seviyoruz biliyorsunuz. Jetçiyiz yani sonuçta. Şimdi Egemen depoya geldim. Rampaya yanaştım. Makine yüklü iki tane. İki tane makine yüklü. Bunları, kapakları açtım. Şunları indireceğim. Şu şeyleri buraya koyuyorum. Yandan makinaları alacaklar. Brandayı açıyorsunuz işte. Kapakları açıyorsunuz falan. Olay bu. Bugün toplam 3 indirmem var. Diğeri de makine mi bilmiyorum. Bu birincisi. Hadi bakalım. Şimdi arabadan ineyim. Bana dediler ki rampaya yanaş. Rampaya yanaştım. Ondan sonra yok dedi, bu makine büyük. Bunu nasıl çıkartacağız? Tamam. Neyse, yetkili biri geldi. Buraya bu sefer park et dedi. Buraya koydum geniş alan diye böyle. Bu sefer diyorlar yok, bu nasıl çıkacak, bir yer var mı? Büyük, çok büyük yer yok bizde, bu nasıl çıkacak falan. Normal yukarıdan almışlar, koymuşlar tahminci. Bakalım, bekliyorum şimdi ne olacak. Bir bunu boşaltacağım, bunu tır parkına bırakacağım. Sonra bizim burada bir tane daha dorsemiz var, bu. Bunu da şimdi... Bunu bıraktıktan sonra, tır parkına boşalttıktan sonra bunu da bırakacağım. Bunu da buraya tekrar boşaltacağım. Bunda ne var bilmiyorum. Bunu da tır parkına götüreceğim. Ondan sonra dünkü gittiğim yer var ya, Mars depo. Oraya gideceğim, o işin devamı var. Onu daha boşaltmadım. Onun beyanları da açılsın. Onu da gidip
Onu da boşaltıp ondan sonra artık yeni bir işe yöneleceğim. Ama yani canımızı çıkartıyorlar, böyle saçmalık olmaz yani. Şu brandı açması ne kadar zor biliyor musunuz? Halatları var, halatını söküyorsunuz, kilitlerini açıyorsunuz. Sürüklemesi zaten bir apayrı bir sıkıntı. Sürükle. 4-5 dakikanı alıyor sürüklemek yani. Ama o kadar da değil de 2-3 dakika alıyor. Yani bir emek harcıyorsunuz. Aslında yani yaptığımız iş bu. Mecbur açacağız ama yani bir zulüm. Yanlış yere açtırtmamaları lazım. Ya da yani niye açıyorsun? Aç. Hem aç diyorlar hem niye açıyorsun muhabbeti falan. Bakalım ne olacak yani. Beklemedeyiz. Şu an var ya canımız çıkıyor. Makine çok büyük. Makineyi çıkartana kadar canımız çıkıyor yani. Bütün şeyleri söktük yan tarafları. Orası zaten poşet, o bolluk. Bolluk yapıyor, poşet o. Orada bir şey yok. Yavaş yavaş çıkartacak şimdi onu. Sağ sol yapmasın, düz çıkartsın. Bak, düz düz. Heh, tamam. Gelsin, yavaş yavaş gelsin abi. Evet çıktı. Makine çıkıyor. Aynen öyle. Tamam. İçi boş bunu zaten dedim bak. Dayı sinirlendi. Bir gerginlik oluştu ya burada. Bir gerginlik oluştu. Bu makineyi buraya kim gönderdi dayı? Şimdi ben bunları kapatacağım tekrar. Görüyorsunuz. Çok yoruldum. Kızarmışım. Nescafe'yi hak etmedim ya. Bir tane daha dorsan var burada. Bunu, bu boşu şimdi tır parkına park edip bir daha geleceğim buraya. Onu boşaltıp onu da tır parkına götüreceğim. Ondan sonra Mars depoya geri döneceğim. Dün akşam getirdiğim. Onu boşaltıp geri döneceğim bakalım. Şimdi ikinciyi boşaltmaya geldim. Ya bu havada uçuşan böceklerin ben top var ya. Ya çok iğrençler ya. Girdi mi lan o? Girdi. Neyse diğer tarafı şey hallederiz de. Mühür. Gümrük halatı. Branda. Kilit. Pardon. Şöyle tutarak daha ben de bak yalakalık yapıyorum bak. Biz yalakalık yapmayı sevmiyoruz aslan. Biz yalaka değiliz. Biz milletin malıyla hava atmıyoruz burada bak. Biz burada milletin malıyla ne yapmıyormuşuz? Hava atmıyormuşuz değil mi? He? Öyle miymiş?
Bunun lastiği patlak. Bunun lastiği patlak. Buna bakacağız şimdi. Ya. Ölme şey ölme ya. Bu ne aga? Bilerek misin? Bilerek mi yapıyorsunuz? Aga be. Jettir baba. Jetime jet dedin. Bunun lastiği patlak. Bakın. Lastiği patlak. Bunun ben o lastikleri kaldırmam lazım. Bakalım kalkacak mı? Bakalım. Harbi diyorum kalkacak mı o böcekler girmeden? Lanet bir böcek tarzı. Hadi kalk. Bazen kalkmıyor. Leş gibi oldu. Kur'an çarpsın ya. Kalktı mı? Bu işi başlatıyorum. Bu işi başlatıyorum abi. Ne yapacağız? İkinciyi de boşalttık. Büyük bir makine çıktı en son. Gene branda açtım maalesef. Canım çıktı. İçinde bir sürü spanzet. Bunu gönderen arkadaş, bu malı doldurup Türkiye'ye gönderen arkadaş. Sorumsuzun teki. Ha ben buradan söylüyorum kendisine. FS 5948'di galiba plakası. Sıkıntılı bir arkadaşın teki. Düzenlemeden koymuş. Bütün halatlar falan hepsi yerde. Birkaçını düzenledim ama o kadarını düzenleyecek kadar halim kalmadı maalesef. Şimdi içinde fazladan mal çıktı. Bir de sevkli sevk var. İçinde başka mal daha var. Onları da başka yere götüreceğim. Bu fazladan çıkanla alakalı mailleşiyorlar. Bekliyorum şimdi ne yapacağımı. Çok susadım. Su falan içtim. Şu anlık bir şey yok. Bunun lastiği patlak. Bunu şimdi tır parkına mı bırakayım artık bilmiyorum ki ya. Bunu bir yere bırakacağım. Bir yerini bırakıp yok. Şimdi bunu boşaltacağım, bir yere keseceğim. Ondan sonra Mars depoya geçeceğim. Onu boşaltıp tır parkına bırakıp bunun lastiği patlak olduğu için şu anki üstünde olan dorsenin bunu alıp garaja döneceğim. İşler gördüğünüz gibi. Ayağım simsiyah olmuş. Orada bir şeye değmişim demek ki. Şimdi arabamdan indim. Mirlok. Mirlok antrepoya geldim. O da Murat Bey Supalı'nın içindeymiş. Şimdi burada kalacağım bir gece. Mars'a gitmeyeceğim. Mars'a başka bir arkadaş yönlendirdiler. Dünkü gittiğim iş. Şimdi evraklarımı gümrükçüme götüreceğim. Burası Murat Bey Supalı. Çatalca. Arabamı bir daha kilitleyeyim. Ne olur ne olmaz. Evraklarımı götürüyorum şu an. Burada bir sürü tır var. Burada bir sürü tır var. Beyanı açılan gidip boşaltıyor ya da yüklüyor. Hep yabancı arabalar var. Bu Azeri.
Sırp, İrlanda, Rusya, bu da Rusya. Var yani, bayağı yabancı var. Evrakını vereceğim. Beyan açılması bir gün sürüyor. Beyan açılınca da zaten yükleme yapacağım. Bu içeriden yükleme yapacağım. İçeride şey. Şimdilik duş var mı ona bakalım. Duş bulursam iyi olacak. Şu an gümrük alanına gireceğim. İşletme müdürlüğüne. Yüzüme bakıyor, ben de onun yüzüne bakıyorum. Çıkayım da açarım birazdan. Burada gümrükçüler var. Yoruldum. Evraklarımı vereyim. Ondan sonra döneceğim arabama. Gümrükçüme söyledim. Evraklarımı verdim. Dedi, bize verme dedi. Mirlok Antropa'ya ver dedi. Şu an oraya geri dönüyorum. Mirlok Antropa'ya vereceğim. Belki de bugün boşalır, bakacağız. Şimdi burada bir güvenliğe sordum. Bu arada evraklarımı verdim. Yarın sabah 9-10 gibi boşaltacaklarmış. İnşallah. Sonra çıkacağım, garaja döneceğim. Dorsenin lastiği patlak, o yapılacak. İkinci duşu sordum burada bir güvenliğe. Duş alacağım. Şimdi duş yerine gidiyorum. Öğreneyim fiyatını falan. Zaten hep her türlü alacağım. Kesin de. Rahat hissetmiyorum öyle. Yürü Allah, yürü. Kız arkadaşımla konuştuktan sonra duşu öğrendim. Duş 70 lira arkadaşlar. Murat Bey Su Balonu. İçinde sıcak su dahil. 10 numara, tertemiz. Duşumu alacağım. Ekmek alacağım. Şimdi açım, yemek yiyeceğim. Ekmek arası yapacağım kendime. Akşama doğru da bir meyveli yoğurt yapıştırırım. Kendime gelirim. Şu anlık bir sıkıntı yok. Yarın işte sabah boşaltacaklarmış. Kafam rahat şu anlık. İyi arkadaşlar o zaman. Tamam. Haberleşiriz. İşlerimi halledeyim. Kendime geleyim artık. Dün yıkanmadım. Bugün de bir yıkanayım. Değil mi? Hadi görüşürüz. Şimdi bu gece burada kalacağım. Duş alacağım. Yemeğimi yedikten sonra burada ekmek arası falan yapacağım. Meyve suyu, salam, kaşar, soğan, zeytin. Olay bu. Şunu da kısayım biraz. Damlatıyor. Yemeğimi yedim. Duşumu aldım çok rahat. Biraz Kurtlar Vadisi izledim. Çekirdek falan. İyi geldi. Şimdi dişlerimi fırçaladım. Yatacağım. Biraz böyle gelişim videoları izleyeceğim. Halimden memnunum.
Bazen ailenden uzak kalıyorsun ama sıkıntı değil yani. Alıştım ben, seviyorum böyle. Ne bileyim yani. Burada video açmışım. Kendimi anlatmaya çalışıyorum. Bir hayalim, bir hedefim var. İnsanların yanlış anlamasını istemem. İnsanlar içinde yaşamıyorum. İnsanlar ne der diye içinde yaşamıyorum. Ama burası Türkiye yani. Ne desen boş. Yanlış anlaşılıyorsun ya da küçük düşürülmeye çalışıyorsun ya da küçük düşürmeye çalışıyor insanlar seni. Ben kendimi küçük düşürmedim bu işe başlayarak. Hem de daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Zaman gösterecek. Zaman geçtikçe ve geliştikçe, büyüdükçe, level atladıkça görecekler ki işte bu çocuk en doğrusunu yapmış. Neden yaptığımı görecekler. Çok mutluyum. Çok şükür. Para hırsım yok, para akıyor. İnanılmaz şekilde akıyor. Allah'a şükürler olsun. Yani belki emlakta kazanamıyorumdur yani. Ne oluyor lan? Pardon. Yani çok önemli değil. En azından milletin arabasıyla ya da millet malıyla hava atmıyorum. Yani işime, gücüme bakıyorum. Çok önemli değil her şey. Dostlarım var, kardeşlerim var, sevenlerim var. Onlar bana yeter. Yok o bunu demiş, yok o beni şuradan çıkartmış, o beni eklememiş, yok şuradan şu olmuş, buradan bu olmuş. Hiç sıkıntı yok. Ama bu her videomu paylaşıyorum. Ama size tek söyleyeceğim şey şu, içimde kafamda kurduğum olaylardan özetlersek açıklamayacağım bunu neden söyledim ama umarım bir gün anlarsınız. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Kimse salak değil. Bir akşam vakti. Herkes evine tek başına gidiyor. Unutmayın. İyi insanlara zarar vermeyin. Bugünlük bu kadar. İyi geceler.